İskoçkale'de yaşayan 55 yaşındaki Feride Ercan'ı da hemen size göstereyim. Abisi ve yengesi aramızda. Bu da çok enteresan. 20 Ocak'ta kayboluyor hanımefendi. 55 yaşında Kırıkkale'deki evinde yalnız yaşıyor. Evet. Kaybolduktan sonra evinin camları açık, doğalgaz bağlantısını kapatmadığı ortaya çıkmış. Bunu şunun için söylüyoruz. Evden dışarı çıkarken doğalgazını hep kapatırmış. Ama doğalgazını bu kez kapatmamış. En son telefondaki mesaj uygulamasını bir gün evvel 19 Ocak 23.30 gibi kullandığını ailesi tespit ediyor. Şimdi Feride Ercan hiç evlenmedi mi bugüne kadar? Evlendi. Evlendi, ayrıldı. Evlendi, ayrıldı. Çocuk? Bayağı oldu ayrılalı. Onun çocuk neyim yoktu. Kayınvalidemgilinin annesiyle babasıyla duruyorlardı. Annesi vefat etti. Ondan sonra babası vefat etti. Yalnız kaldı. Yalnız evde kendisi babasının, kayınbabamın emekli parası vardı. Onu alıyordu, duruyordu. Bir de hani, genç de zaten 55 yaşında. 55 yaşında. Hani karışan eden tutan da yoktu. Kendi kafa şişesine göre hareket ederdi. Yani kaçacak bir durum yok ortada. Yok, yok. Maaşı da vardı. Hani kayınbabamın emekli parası kaldı. Ona göre kendini idare ediyordu, duruyordu. Kendisi de emekli mi acaba? Hayır, kendisi emekli yok. Değil hocam. Kayınbabamın emekli parası. Bir tek o parayı idare ediyor. Yani. Bir tek o parayla. Onu da aralıkta maaşı alıyor. Buraya kız kardeşi var, oraya geldi. Bir hafta o burada durdu. Gittiği yerde çok kalmazdı. Bizlere gelirdi. Bizler de Kırıkkale'deydik. Bizlere gelirdi. Yani bir 3-4 saat otururdu. Geriye ben eve gidiyorum diye kahar giderdi. Ya yani öyle biriydi. Şimdi efendim, hanımefendiyle ilgili ailesinin bildiği tek şey sosyal medyadan Ankara'da yaşayan Yalçın Kaya isimli bir şahısla tanıştı. Görüştüğü kişi evli, çocukları da varmış. Bir yıldır arkadaş olduğunu aile biliyor. En son gün onunla görüştüğünü düşünüyor aile. Fakat siz Yalçın Kaya'ya ulaşmışsınız. Yalçın Bey de demiş ki ben geldim evet Kırıkkale'ye onunla görüşmeye. Ama aradım aradım cep telefonuna ulaşamadığım için geri döndüm. Evet öyle demiş. Bir kayınvalidim, kayınım oğlu aramış adamı telefonda. Ona öyle söylemiş. Demiş ben demiş hani gel bir konuşalım neydi şey yapmış. Ben demiş Kırıkkale'ye geldim ama yanıma gelmedi. Bir daha da ben ona ulaşamadım demiş. Evini bilmiyor muymuş? Yok, aşağıda bir pastanede neye oturup konuşuyorlarmıştı. Ama evini de bilir sonuçta yani. Bilmiyoruz o kadar. O kadar. Onun için soruyorum yani oraya geldin Kırıkkale'ye aradın ulaşamadın. Tak tak eve yani gelirsin. Kapısını da çalabilirsin. İşte o kadarını bilmiyoruz yani. Kaybolduktan sonra öğrendik biz de Yalçın bunları. Yalçın Kaya'yı eğer bulursak Yalçın Kaya'dan daha net bilgiler alabiliriz. Dönem dönem depresyona mı giriyordu? İlaç kullanıyordu. Evet, ilaç kullanıyordu. Depresyona girip de canı istedi miydi, geliyordu. Canı öyle bir sıkıntısı oldu muydu, kendini eve kapatırdı. İsterse konuşurdu, istemese konuşmazdı. 2 gün, 3 gün dururdu, ondan sonra kendi düzelirdi. Ama evden kaçmıyordu, eve kapanıyordu evet, yani. Evet, eve kapanıyordu. Evden kaçıp gitmezdi. O huyu yoktu. Efendim, en son çekmesi gereken maaşı da çekmemiş hanımefendi. Evet, onu da çekmemiş. Yani şimdi eğer kendi başına o gittiyse, o yani. İşte şimdi parasız nereye gitti? O manidar. Yani bir emekli maaşıyla yaşıyorsa o belli bir yere kadar gider zaten değil mi? Kırıkkale'de yazalım arkadaşlar. Efendim Kırıkkale'den arıyoruz hanımefendi. 55 yaşında emekli maaşını da çekmemiş ve 20 Ocak'tan bu yana ortadan kayıp. Bu kim? Yalçın dediğimiz kişi aslında Hikmet miymiş? Hikmet Bey günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hikmet mi sizin kod adınız Yalçın mı? Efendim benim ismim Hikmet de sosyal medyada Yalçın olarak geçiyor. He, anladım. Anladım. Hikmet Bey siz hanımefendiyle görüşmeye gitmişsiniz. Ayın kaçında gittiniz? Nereye? Kırıkkale'ye. Ya şöyle söyleyeyim, onu tarihi bilemiyorum. Ben Kırıkkale'ye geçerken birkaç ay önceydi yalnız. Bayağı oldu, tarih hatırlayamıyorum da. Kırıkkale'nin girişinde bir AVM'de bir kahve içtik sadece. Anladım.
Ama işte kayınızın oğluna öyle anlatmamışsınız da olayı. Evet, öyle anlatmamış. Kayınımın oğluna öyle söylemiş. Demiş ki de ondan sonra biz demiş arada bir konuşuyorduk, dertleşiyorduk. O bana derdini anlatıyordu, ben de onu dinliyordum. Arada şöyle, böyle bir buluşuyorduk demiş. Ben kiminle görüşsem önce bir öğrenebilir miyim? Yengesi Emine Hanım. Emine Hanım şöyle söyleyeyim. Beni salı günüydü. Ben evde bir fırtınadan rahatsızım. Yatarken yeğeni Emre aradı. Emre'ymiş, daha sonra öğrendim ben. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bana dedi ki o dengesiz ruh hastası bir halam olur benim dedi. Senden başka evinde 5 erkeğin numarasını bulduk dedi. Hatta Konya'da birine hamileyim falan filan diye tehdit etmiş dedi. Yemin ediyorum ben bunları bilmiyordum. Yalnız telefonda sıkıntıları dinliyorduk. Arkadaşla konuştuğumuz oldu, telefonlaştık. Ama öyle zırt buluşmamız, görüşmemiz olmadı. Ama öyle demişsin sen. Ama Emre böyle şeyler söyledi mi yani? 5 kişiyle görüşüyor. Yani onu duymadık. O anda hani halayı bulamayınca hepimizin dengesi bozuldu. Arıyoruz, yok hiçbir yerde yok. Onun yüzünden en sonda bunun numarası çıkınca yani kayınımın oğlu da sinirlenmiş. Bana bunları söyledi yalnız. Bakın onları söylemiş. Ayın kaçıydı bilmiyorum, salı günüydü. Günlerden salıydı, evdeydim çünkü ben, işlerinde değildim. Ama bir dakika, iyi de bu hanımefendi 55 yaşında kime hamileyim diyecek? Artık doğurganlık arttı da o kadar da kadar da arttı mı şimdi böyle? Yani onu bilemiyorum. Yok ya, öyle bir şey yoktu. Efendim? Bana söyle, o yeğeninin söylediğini söylüyorum ben. Anladım. Görüşürüz, hayırlı işler. En son bunun numarası çıkıyor işte. En son tamam. Siz pazar günü sabah saatlerinde iki kez görüşmüşsünüz diye onlar şey yapmışlar yani o gün. Evet, ben inkar etmiyorum, söylüyorum. O gün de söyledim. Ben rahatsızım, gelemem dedim. Tamam dedi ama ondan sonra ben aradım, ulaşamadım. Sizi oraya mı çağırdı o? Ben Ankara'ya geliyorum dedi. Görüşebilir miyiz dedi. Ben yatıyorum, rahatsızım, gelemem dedim. O size dedi ben Ankara'ya geliyorum diye. Evet. Ben Ankara'ya gideceğim dedi yani size. Seni de görebilir miyim mi dedi. Görüşebilir miyim dedi. Ben yok yatıyorum, gelemem, rahatsızım dedim derimden dolayı. Tamam o zaman yani Ankara'ya gitme niyeti vardı hanımefendinin. Herhalde ki öyle aradı beni. Size peki bozuldu mu görüşemem deyince? Gelemez misin dedi. Gelemem dedim. Tamam dedi. Başka bir şey demedi bana yalnız. Bu kadar. Anladım. Ama Ankara'ya gitmek için evinden çıksa camlarını açık bırakıp doğalgazını kapatmadan gitmez herhalde. Çünkü cama bir yakın açık, komşuya bile gittiğinde öyle yapıyormuş. O yüzden pek Ankara'ya gitme gibi değil de. Gidip gelmek gibi şeyi ortalık. Mesela kapının üstünü kilitlememiş. Sadece altını bir sefer kilitlemiş. Hayır, acaba beyefendi ben müsait değilim, görüşemeyeceğim deyince Ankara'ya gitmekten vaz mı geçti? Yani belki Ankara'ya alacağı müsbet cevap üzerine gidecekti. Kendine göre bir plan hazırlamıştı, bir program. Beyefendi de hayır ben müsait değilim, hiç buraya kadar yorulma, görüşemeyeceğim deyince belki Ankara'ya gitmekten vazgeçti. Bilmiyorum işte aralarında ne geçtiyse kayınımın oğluna bu demiş ki ne, ben evliyim, iki tane çocuğum var. Benim evimi bozma, huzurumuzu bozma demiş. Bu adam. Ya şöyle söyleyeyim, beni dinliyorsunuz, duyuyorsunuz. Evet. Beni o arkadaş biraz böyle şey sert konuştu. Hani yanlış anlamayın, şurada şöyle söyleyeyim. Ben ondan hani ya, ben de 45 yaşında evli, iki tane 14-12 yaşlarında çocuğum var. Ve böyle bir hani başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Allah'a şükür ben daha karakolun kapısından girmiş insan değilim. Bana böyle böyle sizden başka 5 kişinin telefonu var böyle deyince ben açıkçası korktum. Bilmiyorum böyle şeyler yani. Yaşadığımı da bilmiyorum. Siz sadece... 45 yaşında mısınız? Efendim? Siz 45 yaşında mısınız? Evet, 45 yaşındayım. Ben, bu büyük. Peki sizin ne işiniz var 55 yaşındaki bu hanımefendiyle görüşmekte? Sorma sayı. Ya şöyle söyleyeyim. Bir işim olduğundan değil. Sadece Facebook'ta telefonumu almış. Yeğenim ölmüştü benim. Onun da yeğeni ölmüş. Bir telefon etti. İşte başınız konuştuk. Sağ olsun. Böyle başladı. Arkadaşlık başladı. Başka bir amacım yok Allah'a şükür. Yani siz gerçekten rahatsız olduğunuz için mi hanımefendiyi refüze ettiniz, yoksa özellikle görüşmemek için, görüşmek istemediğiniz için bir gerekçe olarak rahatsızım, kusura bakmayın, görüşemeyeceğim mi dediniz? Öyle dedi ya, ben bel fıtığı ameliyat oldum. Bel fıtığı şu anda da toparlayarak veriyorum. Rahatsızım, 20-25 günlük çekiyorum şu anda, tekrar nüksetti. Gelemem ya, rahatsız olduğum için gelemem dedim. Ha, geçmiş olsun. Allah razı olsun. Nereye çağırdı sizi Ankara'da? Oraya da bakalım. Vallahi bir yere çağırmadı yani, şuraya geleceğim demedi. Sadece geleceğim dedi. Ben de gelemem deyince kapattık. Tamam dedi. Ondan sonra bir daha ulaşamadım.
Peki hani yani size ilk konuşmada bunu yaptı. Niye iki kere görüştünüz o zaman? Pardon bir saniye. Buyurun. Bir müşterisi falan var. Bir saniye bekleyeceğim. Tabii tabii. Dükkanda herhalde. Abi kaçtı elektrik. Hayatım başka kiminle görüşüyormuş? Hani şimdi o kadar 5 kişiyle görüştü diyorsa şey biz niye şimdi bu kişiyle. Hikmet'e yöneldik? Şimdi en son yani diğer 4 kişi nerede? En son bununla konuştuğu için biz bunun üstünde ötekileri tanımıyoruz pek. Ötekileri bilmiyoruz, konuştuklarını bilmiyoruz. Sadece bunun numarası çıkıp da... Ama Konya'dan bununla... birine de hamileyim diye rahatsız etti demiş şeyin işte... Ondan haberimiz söylemiş. Yok. Ondan haberim yoktu. Sizin haberiniz var mı Mehmet Bey? Benim yok efendim. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yani bu şu olayları ben kardeşim gittikten sonra öğrendim. Siz hiç Hikmet falan onları da bilmiyordunuz. Hiçbir şey bilmiyor bu. Hiçbir şey bilmiyor. Siz biliyor anladım. Muydunuz? Genellikle ben de bilmiyorum. Kadınlar daha bu konularda hani birbirlerine yakın oldukları için paylaşıyorlar. En yakını gibi. Benim biladerim hanımı biliyor. Ülker. O şimdi daha o çok biraz biliyor. Küçük anladım. Olduğu için ondan biraz konuşuyordu. Ondan içli dışlıydı. Devamlı ona gider gelirdi. Yani ona eğer laf söylerdi. Ben zaten sosyal medyadaki konuşma meselesini hiç anlamıyorum insanların. Tanımadıkları kişilerle nasıl güvenip bak işte biz Yalçın diye arıyoruz Hikmet çıkıyor. Ben hiç anlamıyorum öyle. Bunu. Evet. Bana garip geliyor. Yani bana değil bence normal her insana, her sağlıklı insana garip gelen bir durumu. Bak Yalçın diye yazıyor. Ya medeni durumuna baktığınızda, yaşına baktığınızda hani evli iki çocukta 45 yaşında bir erkeğin 55 yaşında bir sohbet değil. Görüşmesi falan. Çok anlamlı bir sohbet ben, değil. Ben eskide mi kaldım? Ben mi geri kapalı düşünüyorum? Üzülüyorum böyle düşünüyorsam da. Arkadaşlar da olabilir mi Müge Hanım? Yanlış ama anlaşılmasın. Ama bu tanıdığınız yani kişilerle olur. Yani mutlaka konuşacak bir hanımın bir erkekle konuşmasında mutlaka yaşlarının eşit olması veya mutlaka erkeğin biraz daha yaşlı olması diye bir şey yok yani bir mecburiyet yok. Ama hem evlisin hem iki tane çocuğun var hem karın. O ayrı. Yani sırf yaş itibariyle hanımefendi 55 olduğunda erkek de 45 olabilir yani. Hatta İlk, 65 bile onlar olabilir. İçin bir mahsur yoksa problem de yok yani. Gitmeden bir gün önde herkesinle konuşmuş. İnanmadığın şeyleri söyleme. İnandığın şeyleri söyle. Yok yaradığımı söylüyorum. İnandığını söylemiyorsun. Ben seni ya, bilmez miyim? Belki öyle kabul ettim vazgeçtim o zaman. Hayır yani sonu da iyi olmuyor yani. Hani keşke sonu iyi olsa herkes hani gönlünden geçeni yapsa ama hani olmuyor sonu evet. iyi olmuyor. Evet. Yani ben şu işin şurasındayım. Her zaman söylüyorum. Yıllardır tanıştığı insanlar vardır insanların. Aynı ortamı paylaşırlar, aynı okulu paylaşırlar, aynı çevreyi paylaşırlar. Artık orada yaş vesaire falan cinsiyet söz konusu hiç anlamsızdır. Hayır, ilişkilerde de artık yaş önemli değildir. Evet. Kendinizden çok daha büyük birine hayranlıkla başlayan bir aşk besleyebilirsiniz. Evet. Bir kadın hayranlık duymak ister en başta aslında. Fakat sosyal medyada hani tanışırken şimdi hiç karşı tarafla görmüyorsun. Eskiden evlilik programlarında vardı ya, elektrik aldım almadım durumu da yok. Evet. Yani konuşmaya başlamak için de bir takım şeylerin denk olmasını aramaz mısın? Bir takım denklikler ararak başlarsın. İşte sosyal... Ben şimdi ne yapayım 20 yaşında bir çocukla sosyal medyada? Zaten ben sosyal medyadaki tanışmalara pek mana veremediğim için. Ha işte oradan. Yani onun artık yaşını maşını hiç konuşacak halde değilim. Zaten sosyal medyanın Emre, Feride Hanım'ın en yeğeni. Problematik evet. şeyi budur. Yani sosyal medyanın en problematik sorun kaynağı budur. Tanımadığın, bilmediğin, ismini değiştirmiş bir kod isimle çalışan bir insana tanışmak ve kurban olmaktır. Yani hiç anlamadığım bir şey. Sosyal medyayla tanışıyorum. İstanbul'dan kalkıyor bilmem... Bir başka farazla Diyarbakır'a gidiyor. Tanımadığı birisiyle sosyal medya konuşmayla oraya kadar gidiyor tanışmaya görüşmeye. Çok büyük yani, cesaret. Hiç anlamadığım bir konu. Bu diyoruz ya bir kalem yazmak için kullanılır. Göz çıkaracağına kullanmak gibi de dediğimiz şey bu anlattığımız şeyler. Evet. Aslında pek az sayıda tanışma ve evlenme var bu anlamda. Pek az sayıda. Çoğunluk problematik ilişkilerle. Sonuçlanıyor. Hocam o çok az sayıda tanışma ve evlenme de şöyle oluyor. Diyelim ki işte Sevcan, Kevriye, Ceren hepsi üçü aynı sosyal grupta buluşuyorlar.
Sevcan'ın arkadaşları var, Kevriye'nin arkadaşları var, Ceren'in arkadaşları var. Onlar da birbirlerini görebildikleri için yani yine bir grubun içinde tanışıyorsun. Yani arkadaşının arkadaşı oluyor aslında ama hani tanışmak için gidip de bir lokanta falana gitmene gerek kalmıyor. O sosyal medya anında paylaşıyorsun. Belki de Ceren Sevcan'a soruyor. Sevcan ya bana işte arkadaşlık isteği gönderdi. İşte Ahmet nasıl biri falan diye. Hani tabii ki oralarda insanlar tanışabilir, konuşabilir falan ama evet. Benim anladığım şimdi mesela Hikmet Bey'le Feride Hanım'ın tanışması Hikmet Bey'in gitti mi müşterisi? Ben dinliyorum ama fazla zamanım yok. Anladım. Her Hikmet Bey siz bir ortak grup içinde mi tanıştınız Feride Hanım'la? Yok. Nasıl buldu sizi peki? Siz buldu, beni buldu dediniz. Facebook'ta benim telefon numaram var. Facebook kayıtlarında numaram var başlığında. Tamam ama oradan sizin aradım. Sitenizi nasıl buluyor? Nasıl? Yani sizin telefon numaranız olduğu sosyal paylaşım neyseyse işte nasıl buluyor yani? Ne deniyor ona? Sizin sitenizi nasıl buluyor? Sizin sayfanızı nasıl buluyor? Bilmiyorum. Arkadaşlık isteği atılmıştı. Kabul ettim ben de. Bir sürü arkadaşım vardı orada. Ama iyi de nereden bilecek sizi? Kırıkkale'de yaşayan kadın, Ankara'da yaşayan... Şöyle izah edeyim. Benim yeğenim ölmüştü. Genç yaşta. Paylaşım yapmıştım onu. Aradan bir kısa sonra istek atıldı. Ondan sonra ben de yeğenimi kaybettim. İşte evliydi, iki çocuğu vardı. Başını sağ olsun falan filan böyle bir ortamda tanıştık. Facebook'ta mı tanıştınız? Evet. Tamam, Facebook'ta yeğenini kaybedenler diye girilince çıkıyor mu sizin paylaşımlarınız? Öyle bir uygulama var mı? Yok. Yoksa ya nasıl bulacak işte sizi yani? Abi bilemiyorum. İstek atılıyor ya orada biliyorsunuz. Ben şimdi kullanmıyorum. Ben Facebook kullanmıyorum artık da. O zaman... Ben paylaşım yaptıktan sonra bana işte... Hikmet Bey bakın bu işleri eminim siz daha evvel bu kulağınız için benden daha iyi biliyorsunuz. Benim de bildiğim şu. Ben hiç tanımadım. Yani benim eğer varsa Facebook'u Müge Anlı diye yazarak bana istek gönderebilirsiniz. Ama nereden biliyor sizin adınızı, soyadınızı Kırıkkale'de yaşayan 55 yaşındaki kadın da ben de yeğenimi kaybettim diye size mesaj atıyor. Size nasıl ulaşmış sizce? Evet. Ya bakın şöyle söyleyeyim. Ben de çok uzman değilim bu konuda. Facebook sayfasında benim Ankara'da yaşadığım telefon numaram yazıyor. Ya Sevcan olabiliyor mu böyle bir şey? Ben anlatamıyorum. Mikrofon nerede? Olabiliyor mu yani? Nasıl ulaşacağım ben tanımadığım birine? Şimdi diyelim ki İzmir'de Ahmet Ahmetoğlu diye biri var ama ben onu hiç bilmiyorum. Evet. Nasıl ulaşacağım ben onu? Müge Hanım bazen ortak paylaşımlar yaptığınızda kişiler sayfanıza tanıyor olabileceğiniz kişiler olarak düşüyor. Ama siz zaten o insanı tanıyıp tanımadığınız önemli değil. Mesela ben sizin sayfanızı beğendim. Aynı zamanda Rahmi Hoca da beğendi. Ben mesela Rahmi Hoca'nın profiline girip bakabiliyorum. Yani öyle bir alanda da tanışmış olabilirler. Yani tanıyor olabileceğiniz kişiler arasına da giriyor. Yani iki kişi aynı sayfayı benzer bir... Evet, ortak paylaşımlar yapıp ortak bir paydada buluştuklarını düşünün. O zaman mesela birbirlerini bulabiliyorlar. O yüzden bu çok tehlikeli anacığım. Yani ikimiz aynı sayfayı beğenirsek de yine birbirimizin önüne düşebiliyoruz sence. Evet, düşebiliyorsunuz. Aynen öyle. Bir de telefon numarası gönderiyorsanız eğer. İşte bilmiyoruz ne olduğunu. Bir de adamın iki tane ismi çıkıyor oradan. Emre telefon attığımızda mı? Emre kapattım. Emre'cim. Emre herhalde genç değil mi? Hayır. Günaydın abla. Emre Bey günaydın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi abla bu adam yalan söylüyor. Pazar günü ben bu adamı aradım. Evet. Halamın kaybolduğu gün. Bu adam bana dedi ki sabah saat 9:30'da buluşacaktık ama bu gelmedi. Beni ekti dedi. Peki ben şimdi Hikmet Bey'e soruyorum abla. Bu şahıs hayır kurumu mu ya? Benim halama sürekli paramı gönderen adam. Bunun lakabı Yalçınkaya değil, Ateş. Benim halamın telefondaki lakabı Ateş. Böyle abla. O zaman Hikmet de değil, Ateş yani. Ya adamın ismi Hikmet Yalçınkaya. Tamam Ateş niye? Ateş diye kaydediyor. Bu benim halamın evine ocak alan insan, perde alan insan. Hikmet sürekli mi? Bir de sürekli buluşan bir insan. En sürekli son bu şahısla konuşulmuş. Peki size geldiğini söyledi mi Kırıkkale'ye? Evet.
Hikmet Bey, sizin aradım, zaten Hikmet telefon Bey'i... sinyallerinizden çıkar. Siz Kırıkkale'ye gittiniz mi, gitmediniz mi? Ben gitmedim demedim ki. Gittim Kırıkkale'ye. Gitmedim, Ankara'da bel fıtığından yatıyorum dediniz ya. Bakın şöyle söyleyeyim. Ben baştan anlatayım da. Beni hayır, siz pazar günü gittiniz mi Kırıkkale'ye? Hayır, yok yok. Ben 3-4 ay öncesinden bahsediyorum. Bir kere gittim. Bir kere gittiniz. Girişinde bir iş merkezinde bir kahve içtik. Perde aldınız mı? Nasıl? Perde aldınız mı evine? Ne yaptınız mı? Perde mi aldınız evine? Yok, hayır, kesinlikle. Perdede erzak alıyormuştu. Emre Bey. Efendim abla. Siz Hikmet Bey'i nereden öğrendiniz? Kırıkkale'ye gittiğini, ben öyle bir şey demedim diyor. Ben kendim aradım abla. Size dedi mi ben gittim Kırıkkale'ye diye? Evet. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu şahıs bana, ben sabah saat 9.30'da gittim. Bekledim. Aradım, ulaşılamıyor. Saat 3.30'a kadar geri bekledim dedi. Beni ekti, sonra küfür ettim dedi. Çıktım geldim dedi. Bana dediği bu. Bir tek ben değil bunu diyor. Benim anneme de aynı şeyi de söylemiş. Halama ayrı konuşuyor, polislere ayrı konuşuyor. Bana ben halamın evinde ararken ben dekontlar buldum. Bu adam halama para gönderen adam. Şu an dekont var zaten. Elimde. Ne kadar göndermiş? 300. Bu sürekli göndermiş. Halam işte benim eşimle konuşurken bana para gönderdi. İşte eve ocak aldı, perde diktirdim. Bunları söylemiş yani. Halam söyledi. Hikmet Bey, ne diyorsunuz bu iddialara? Şimdi şöyle söyleyeyim hanımefendi. Ben para gönderdim. Ekmeğim yok dedi. Telefon faturasını yatırdım. Ama perde ocaktan haberim yok. Tek ben bunları inkar etmiyorum. Anladım. Ama Emre Bey'e ben pazar gün geldim demedim. Ben 3-5 ay önce, tam tarih bilmiyorum, Kırıkkale'ye, AVM'ye geldim, kahve içtik. Onu inkar etmiyorum. Ama ben pazar günü Kırıkkale'ye falan gitmedim. Ve Emre Bey de beni pazar aramadı, salı gün aradı. İyi dikkat etsin. O gün başka biri aradı daha önce, 10 dakika önce. 10 dakika sonra Emre Bey aradı. Kim aradı? Bunları araştırıp bakabilirsin. Ben inkar etmiyorum, para Musa gönderdim. Açlığım yok dedi, ekmek param yok dedi, sigara param yok dedi. Gönderdim. Görüşmediğiniz bir hanımefendiye mi gönderdiniz? Nasıl? Görüşmediğiniz birine mi gönderdiniz? Görüşmediğim değil, Feride Hanım'a gönderdim ben. Tamam, ama hiç görüşmüyorsunuz. Hayır, görüşmedik demiyorum bakın. 3-4 ay önce bir Kırıkkale'de AVM'de bir kahve içtim diyorum. Ben tamam, yani bir kahve içtiğiniz kişiye mi gönderdiniz bu paraları? Evet, biz bunu sürekli telefonla konuşuyorduk. Yalnızlığım, sıkıntım var, bana arkadaş ol dedi. Arkadaşla konuştuk, başka bir şey yapmadım ki ben. Yalan söylüyorum. Yalan söylüyor. Ben yalan söylüyorsam annem de mi yalan söylüyor veya başkası da mı yalan söylüyor? Sürekli başka konularla konuşup duruyor bu ya. Valla Hikmet Bey, bakın ben şimdi benim sevgili hocam, arkadaşım İtalya. Üner mesaj atmış. Diyor ki insanın diyor sosyal medya hesabına cep telefonu numarasını koyması da diyor çok masumane bir şey değil. Çünkü o beni ara demek diyor yani dışarıdaki birilerine. Hani evet. Herkes cep telefonu numarası kimse öğrenmesin diye saklar. Hı hı. Sizin cep telefonu numaranızı oraya koymanız, işle ilgili mi koydunuz? Ya işte ben bu ilk telefonu aldım da 4-5 yıl önce. Komşumuzun oğlu genç, sağ olsun, üniversite mezunu. O bana bir sayfayı açarken koymuş. Ben kendim bilmiyorum. Yani ben koymadım. Var ama sayfada ilk telefonu. Anlıyorum. Siz üçten bakın, sonra müsaitseniz arkadaşlarımı sizin o zaman müsaadenizle görüşmeye gelsinler. Başka telefonlar yarın da geliyormuş. Yarın. Yarın olabilir mi? Efendim? Yarın olabilir mi? Tamam. Kebriye Hanım'la tamam. Kebriye Hanım'la bir görüşün. Bak Hikmet Bey, bakın ben tabii ki sizin evliliğinize falan da çok saygı duyuyorum ama zaten böyle bir arkadaşlık yürüttüyseniz hani eşinizin de, demek ki eşinizden bunu duyduğu zaman size bir problem yaratmayacağını düşündüğünüz için yürüttünüz, öyle değil mi? Evet, yani eşim bana sınırsız güvenir. Benim 20 yıldır hiçbir şeyim olmadı. Allah'a şükür benim polisle, karakolla da işim var. Anladım. Başıma ilk defa böyle bir şey geliyor. Araştırabilirsiniz. Ben polise de dedim. Polisten de aradılar. Kırıkkale Emniyet'ten de aradılar. Araştırın dedim.
uzman çavuş yeğeni varmış bir tane. Fıdret Bey, o da aradı, dedim araştırın, ben ifade vermeye de gelirim. Kaplım bizim yok. Ben sıradan bir vatandaşım ben. Anladım. İşte eğer Kırıkkale'ye o gün gittiyseniz... tabii o gün gitmedim. Yemin ediyorum gitmedim. Pazar gün gitmedim. Ben evliydim. Bir gün önce mesela? Hayır, hayır. 3-5 ay oldu. Tarih hatırlamıyorum. Çok oldu ama. Anladım. Anladım. Teşekkür ediyorum. Kebriyeciğim ama bu fotoğraftaki kişi hiç benzemiyor. Ya bir izleyicimiz 2 Şubat'ta bir toplantı, Ankara'daki bir toplantıda bir fotoğraf göndermişti. Bu sizin benziyor mu? Yok, benziyor. Yok, değil. Çok genç biri bu yani. O değil, o değil. 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 Teşekkür değil. Ediyorum izleyicimize. Bu değil. Değil ama dur bakalım. Başka arayanlar da var. Kebriya'nın bugün bir toparlasın bakalım o işleri. Hanımefendi nereye gitti, kimle gitti? İnşallah hayırlısı. Biz şöyle sesini bir duysak mesela, desek ne ben asayım şuradayım. Tabii tabii, önemli dese, olan o yani. Sonuçta... Hani 55 yaşındaki kadına ne diyebilirsin? Hani hayat onun hayatı. İşte zaten ne diyebilirsin, o da bildiği için bu ortadan kayboluş normal değil. Evet. Ya akıl sağlığında bir problem var ya kadının başına bir iş gelmiş. Biz öyle arıyoruz diyoruz zaten. Hesabından para çekmemesi çok önemli ama. Neyle geçiniyor? Evet. Bir yerde tutuklu mu, yonsa bir şey mi? Yani hepsi, hesabından her şey geliyor. Hesabından para çekmesi çok şüphelendirici. Tutuklu olacak bir şey var mı? Bir suç falan, bir kaş? Yok, hiç öyle bir şey yok. Kırıkkale'de tutuklansa zaten emniyet bilir, Kırıkkale'de o kadar. Dur bakalım ablacığım, birazcık bekleyelim. İnşallah. Gelen telefonları bir değerlendirelim. Hikmet Bey de eşiyle bir görüşsün. Hikmet Bey de bize daha doğru bilgiler verecektir. İnanıyorum, ona göre bir yol haritası çizelim. Çok yaşa. Efendim, biz hala Londra'dan gelecek telefonu beklerken bekliyoruz Selma'dan bir telefon gelmesini. Özellikle tabii Hanife teyze bekliyor. Peki Kırıkkale'de kaybolan 55 yaşındaki Feride Ercan nerede? 20 Ocak'tan bu yana kayıp, emekli maaşını çekmemiş. Yani ilk izlenimlere göre kaçıp göçecek hiçbir durumu yok. Kırıkkale Emniyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Dünden itibaren yayını ihbar kabul ettiler ve onlar da konuyla yakından ilgileniyorlar. Bu bir kayıp mı? Allah göstermesin, bir cinayet mi? Evet. Şimdi aslında herkesin kafasındaki soru işareti bu. Ve işte en son görüştüğü... Şimdi Feride Hanım'ın henüz Kırıkkale'de görüştüğü biri var mı yok mu, henüz o bilgi gelmedi. Ama Türkiye, ben izleyicilerimi sizi seviyorum, her zaman söylüyorum. O kadar çok fotoğraf geldi ki size bir tanesini gösterdim en çok benzettiğimizi. Evet. Acaba Feride olabilir mi diye. İzleyicilerimizle ilgilendiler, benzettiği fotoğrafları attılar ama şurada diye bir telefon gelmedi. Gelirdi normalde. Bugün de gösterelim ama bugün de gelmezse benim için artık şüpheli bir kayba dönüşür bu olay. En son görüştüğü kişi de Hikmet Bey. Hikmet Yalçınkaya, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz sosyal medya üzerinden tanıştığınızı söylüyorsunuz. Evet. En sonki telefon konuşmaları da size ait olduğu için Emre Bey size ulaşmış. Emre'cim istersen sen anlat. Ne konuştunuz Hikmet Bey'le? Çünkü telefonda anlaşamadınız. Her ikiniz de telefondaydınız. Evet. Bugün de Hikmet Bey kalktı geldi. Ben aradım. Numarasını da hatta halamdan aldım, buradaki halamdan. Konuştum. Bayağı bir konuştuk. Bana ilk önce dediği şey, sabah 9.30'da Kırıkkale'ye gittim. Benim anneme de aynısını söylüyor ama başkalarına başka söz söylüyor. Yani sizle konuştuğunuzda Feride Hanım'ın kaybolduğu gün Kırıkkale'de olduğunu söyledi, evet, size. Evet, pazar günü Kırıkkale'deydim dedi. Sabah 9.30'dan 3.30'a kadar dedi bekledim dedi. Beni ekti dedi. Ben de biraz tartıştık telefonda. Dediniz mi? Pardon, bir şey söyleyeceğim. Emre Bey'le biz salı gün görüştük. Pazar günü değildi. Çünkü tamam. Pardon. Ben zaten pazardan bahsediyorum yani. Yok. Siz söylediniz pazar günü, ben ondan bahsettim. Yok, şunu söyleyeceğim. Ben pazar günü Feride Hanım'la buluşmadım. Belimden rahatsızım. Bel fıtığı var bende. Ben evimde yatıyordum. Beni aradı. Ben, ameliyat mı oldunuz, beliniz mi ağrıyordu? Benim iki sefer ameliyat oldum. En son 2011'de ama bir buçuk ayda tekrar nüksetti. Sıkıntım var bende. Şu anda rahat oturamıyorum. Tamam, ben dünkü yayında sanki siz ameliyat olduğunuzda evde yatıyorsunuz gibi anladım. Yani ameliyat falan olmadınız. Siz normal yine herkeste var bel fıtığı. Var da o günlerde izin, salı gün izinliydim. İş yerinden de izin aldım hatta. Anladım. İstirahat için kas gevşetici iğne falan doktora gittim o gün. Şöyle söyleyeyim, pazar günü beni aradı. Bak, ben baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Ben dedim rahatsızım, gelemem dedi. Ankara'da işlerim var, bir kahve içerik. Ben geri giderim dedi. İşlerim var, halledeceğim dedi. Ben gelemem dedim. Ben bekledim derken ondan telefon bekledim. Aramadı. En son ben aradım, ulaşılamıyor dedim.
Emre benim beni aradığı gün salı gündü. Ama ekti demişsiniz. Ekti Hayır. diye bir laf kullandı demek Hayır. bir randevu şeyini getiriyor. Hayır hatta. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani bunlar tespit edilir, konuşmalarımızda kayıt yani. Alınır muhakkak. Emre Bey evet. beni salı günü aradı. Ben evdeydim. Emre Bey'den önce bir beyefendi aradı. Benim oğlum Ankara Burada Emre'ye... da yalan söylüyor. Benden önce halam aramış. Bana öyle dedi. Senden önce bir bayan aradı dedi. Sonra sen aradın dedi. Bir saniye izah edeceğim. Aynı gün için söylüyorum. Sizden tamam. önce 10-15 dakika önce bir beyefendi aradı. Kardeşi yanımda dedi. Oğlum Ankara Emniyetinde dedi görevli. Bana yardımcı olur musun dedi. Ben de bu olayları anlattım. 10 dakika sonra Emre Bey aradı. Emre Bey hatta hatırlar. Ben evinde dedi sana ait dekontlar bulduk. 5 kişinin daha telefon numarasını bulduk. 2 tane daha telefon bulduk. Biz bunu dedi pisliğini temizleye bitiremedik dedi. Ondan sonra Konya'da birine de sizden hamileyim diye tehdit etmiş dedi. Kendisi de burada. Telefon İnsan kayıtları halasına dinlemiyor. Böyle der mi ya başka yabancı bir insana? Ay, telefon kayıtlı ben açık söylüyorum. Bak, ben de açık söylüyorum kayıtları varsa. Dedin mi demedin mi? Demedim mi? Yani, insan niye desin ya? Ben buraya niye çıkayım o zaman? Böyle bakın, bir şey dediysen. Daha sonra Kudret Bey diye bir astsubay uzman istihbaratta bir yeğeni olduğunu söyleyen biri var. Ben Emre böyle ben konuşmamızı da anlattım. Ah bizim Emre dedi kendisi. Bana söyleyen kendisi. Ben araştırmışsınızdır belki de. 45 yaşındayım. 21 yıllık evliyim. Allah'a binlerce şükür. Babasına bakmış, rahatsızmış. İki abim var dedi. Kimse ilgilenmiyor dedi. Babamın emekli maaşını alıyorum dedi. Komşularına sık sık işte oturmaya çıktığını söyledi kahvaltıya. Ondan sonra ekmeğimi altta dedi boyacı var dedi onlardan alıyorum dedi. Ben insani olarak 50 lira 100 lira harçlık bağımda paralar gönderdim. İnkar etmiyorum. İki seferde telefon parasını yatırdım. Bunun dışında benim hiçbir suçum günahım yok. Yani eğer bu suçsa... Sen iyilik meleği misin? Ya kardeşim iyilik meleği... En son ne kadar göndermiş Müge Hanım? Bir sorar mısınız? 100 ya da 150 tam bilmiyorum. Dekont var gösterebilir miyim? Vardır inkar etmiyorum. Ne kadar göndermiş? 300. 300 göndermiş. 300 en son göndermedi. Ne dekont burada? Tarihlere bak. Önceki... İyi de bu kadar var. Siz ne iş yapıyorsunuz? En son 100-150 gönderdim. 300'ü de kabul ediyor. Etmiyorum demiyorum. Hiçbir şey Siz inkar etmiyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben bir inşaat malzemesi firmasında çalışıyorum. Yani çalışansınız? Evet. Hani erkeklere maaş sorulmaz ama hani burada şimdi bu para mevzusu döndüğü için soracağım. Yani ne kadar maaşla çalışıyorsunuz? O dönemlerde 2000 lira maaşım vardı. Yine biraz arttı işte son zamanlarda. 2000 lira? Evet. Çocuk da var? Var. Kaç tane? 2 tane elimizden öper. Allah bağışlasın. Kirada yani, mısınız? Yok kira. Yani 2000 lira maaş alıp 300 lira hanımefendiye mi gönderiyorsunuz? Ama şöyle söyleyeyim. Bu sık sık sürekli hani yıllardır aylardır olan bir şey değil. Son dönemlerde gönderdim. Acıma duygusu yani sadece benim ki... Yardım Hayır tabii diye. Ki şunu da söyleyeyim yani tabii ki insanların birbirine yardım etmesi çok güzel de hani iki çocuklu 2000 lirayla ailesini geçindiren bir ev babası için 300 lira da büyük para yani. Ve de büyük fedakarlık. Bu evet, bir, yani, bir seferlik değil fedakar. Ki halam mesela bize geliyordu. Diyordu ki işte benim arkadaşım para gönderiyor. Benim arkadaşım ocak aldı. Ben bir gün telefonla karıştırdım. Ateş lakabı beyefendinin. Evet, Instagram'daki hesabım ateşti. Evet, doğru. Dün de Yalçınkaya'ydı, öyle diyordum. Şeyde, pardon, Facebook'ta Hikmet Yalçınkaya. Ya işte. Doğru, ben inkar etmiyorum. Yalçın Ama nerede? O gün sizle Yalçın konuştum. Neresi? Yalçın Instagram mı? Ateş Instagram hesabımdaki ismimdi. O gün... Yalçın Emre... neredeki isim? Yalçınkaya, Hikmet Yalçınkaya Facebook'taki ismim. Yani nüfus kaydından ilgisi? Hikmet Yalçınkaya. Hikmet Yalçınkaya. Evet, ismi doğru, bu. Bak, yani. Evet. Öbür o ateş, alev dediğin bana... Dursun bir dakika. Ya takma yani, isimler. Özel Instagram. Olarak o şeydeki... Paylaşım sayfasındaki isim. O sayfada o gün de isim. O gün de Emre Bey hatırlarsa konuştuk. Dikkat çekici olsun. Hatta benim de dedi iki bana, çocuğum var. Bana aranmasında kolaylık olsun. Utanmıyor musun dedi. Ben dedim şu andan itibaren Feride Hanım'ın telefonunu da siliyorum. Instagram hesabımdaki şey paylaşım her şeyimi siliyorum dedim. Sildim tövbe ettim. Kaybolduktan sonra sil sen de. Bilmiyordum ki kardeşim kayboldu. 2 gün olmuş. Ya sen iyilik meleği misin? Millete böyle şeyler mi yapıyorsun? Bak ya? Emre kardeşim iyilik meleğim demiyorum ama sorun soruşturun. Allah rızası için benim de 2 evladım var. Benim şu ana kadar hiçbir polisle, emniyetle herhangi bir işte işim olmadı. İyi bir insan olduğumu herkes de bilir. Sorun soruşturun.
Yani sadece insanlık olsun diye yaptığım bir şey. En son seninle görüşülmüş. Doğru. Telefonunda kayıtları da var. Var, tamam, ben inkar etmiyorum. Beni aradı, pazar gün aradı. Ben yatıyorum, gelemeyeceğim dedim. Ya Hikmet Bey, şimdi beni yanlış anlamazsanız... Estağfurullah. Yani hayat şartları da beni böyle yapmış olabilir ama... Tabii. Benim gördüğüm kimse kimseye bedavadan su vermiyor. Özellikle erkekler, yani bir kadınlara böyle para pul gönderiyorlarsa... Bir niyetleri olmadan göndermiyorlar. Ha mesela çok büyük holding sahibidir, hiç bilmeden yanında çalışanlar birilerine yardımda bulunurlar falan. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz ama. Evet. Bir de 2000 liraya 300 lirayla şey yaparsan büyük para. Evet. Ama Müge Hanım bir sefer olmuş 300 lira, öbürleri de 50 lira 100 lira göndermiş. Onlar da şimdi ama 50 lira 100 lira da büyük para. Almışsın, hayır. Etmişsin, Allah telefon işin... parasını yatırdım diyorsun. Ha, telefon, iki tane telefon parası yatırdım ama... Perde olayı, ocak olayı, ben haberim yok. Ha, gönderdiğim paralarla onları ödüyorsa bilemem. Bakın Allah için söylüyorum. Telefon faturaları ne kadar? 64 lira mıydı, 54 lira mı neydi işte. Evet. Anladım. Ama niye yatırıyorsunuz? Kesilir dedi, param yok dedi, harçlığım yok dedi. Kesilsin. Yatırdım, evet. Ama telefon acil bir şey değildir ki, acil bir ihtiyaç değildir ki yani. Az konuşur, daha az öder. Vallahi benim annem 25 liralık paketi kullanıyor. Sen diyemedin yani. Mi lan? Bana ne senin yani. Telefon paran var, abin var, gerçekten öyle yani. Kardeşim var dedi diyemedin. Yani. Dedim beyefendi, dedi ki bana. Yani. Şimdi ben söyleyince yanlış da anlaşılmak istemiyorum ama. Evet. Hikmet Bey, yani beyefendilere bir laf da söylemedi. Kaç defa bir araya geldiğiniz hanımefendiyle bir arada olmaz. Buluşmanız, bir arada bir vakit geçirmeniz, çayınızı, kahvenizi içmeniz. Sadece Kırıkkale'nin girişinde bir AVM iş merkezinde bir kahve içtik. Evet. Bir kere de Sayın Mekan'la bir arkadaşı varmış. Evet. Orada bir kafede bir kahve içtik. O Abidin Paşa'da bir arkadaşım vardı. Oraya gitti. İki sefer. Ya dayım bağlansın şuradan. Dayım da görmüş sizi. Dayım bana uygun demedi. Biraz geçtikten sonra söyledi. Yeğenim dedi böyle böyle bizim Ferde dedi. Pastanede Kırıkkale'nin içinde bu. AVM değil. Yok. Kırıkkale'nin içinde. Kırıkkale... Dayım görmüş seni. Tamam görsün bağlansın. Ben buradayım abiciğim, inkar etme. Sen halanla tanışalı kaç ay oldu? Kardeş yani net bir sene belki olmadı yani. Tam bir buçuk senedir seninle görüşüyor. Yok, bir buçuk sene kesin. Sizin arabanız kaza mı yaptı? Evet. Ne zaman? Geçen cumartesi değil, ondan önceki cumartesi. Yani ayın kaçı oluyor? Kaybolduğu gün. Yani yok. Cumartesi günü. Geçen gece cumartesi saat... değil. Ondan önceki cumartesi. Tamam, geçen cumartesi değil, ondan evvelki cumartesi. Tamam, yine aynı 11, şeye denk geliyor. 11, yani 23-15'te. 26 Ocak. Evet. Cumartesi, cuma, cumartesi. Bu 26 cumartesi Ocak. 26 Ocak'ta yaptı. Evet. Tamam. 19'unda da kaybolduğunu tahmin ediyoruz bunu, bir önceki cumartesi. Nerede kaza yaptınız? Ben de... Akdere Dereboyu Caddesi'ymiş orası. Benim kayınbiraderim orada oturuyor. Kaza Ankara mı, Kırıkkale mi? Ankara, Ankara. Ankara. Evet. En o son girdiği saat alalım. Çocuğu kaza yapmıştı. Geçmiş olsun. Eşim baldızlarımla beraber gündüz gitmişti. Gece. Ben de akşam işte işten sonra gittim. İşte akşam yemeğiydik, oturduk, geldik. Eve dönüşte oldu. Saat 11.30 civarında. Aileniz yanınızdayken, tabii yakınızdayken evet. Oldu. Evet. Peki bu ekti meselesi nereden çıktı o zaman? Nasıl? Yani bir kere siz şunu söylediniz mi? Halam Konya'da da biri. Yani var mı böyle biri? Böyle bir şey birini yok. Yani şimdi 55 yaşındaki birinin... birini hamile kaldığında tehdit etmesi ne demek? 55 vallahi yaşında Müge kim hamile kaldı? Ben bilmiyorum. Eğer böyle bir şey olduğunu bilsem zaten ben bulaşmam. Hayır ben ama bunu siz insan. Söylüyorsunuz. Emre de diyor ki ben öyle bir şey söylemedim diyor. Emre Bey kendisi söyledi. Sizi mi tehdit etti böyle hamile kaldım falan diye? Benim aklıma o geliyor. Da 55 yaşındaki kadının ben, hamileliğiyle ilgili nasıl bir şey olabilir? Ben şunu söyleyeyim. Ben Feride Hanım'la kalınıyor mu 55 yaşında hamile? Tehdit falan filan görmedim. Allah yani. İçin söylüyorum. Sadece Emre Bey'in bana söylediğini. Günlerden salı günü ben evde yatıyorum. Salı olduğunda o günden biliyorum. İstirahatliydim, evdeydim ben. Evde yatıyordum. Evde yatıyordum. Sizinle konuştuğumda ben salı günü evdeydim. Evde değildin. Evdeydim ve sizden önce 10 dakika önce bir beyefendi aradı. Bakın, ben yalan söylemiyorum. Çünkü inkar edecek, yani yalan söyleyecek bir durum yok. Şurada beni arayanların numaraları da var. Kırıkkale Emniyetinden de aradılar. Arabamın plakasına kadar söyledim. Astsubayı yeni oldu, şey uzman çavuş yeni olduğunu söyledi. Onlara da randevu, söyledim. Kırıkkale Emniyetine randevu verilmiş. Kaç kere gitmemişsin mafya diye? Hayır, kesinlikle randevu verilmedi. Bakın iki sefer emniyetten aradılar. Ben dedim
şey verilecekse hani ne derler ona? Tamam, bana da söyledin. İfadeyse giderim dedim. İfadeyse giderim dedim. Ben eğer gitmediysem. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi ben erkek olsam. Evet. Maaşımın mesela hani bir şeyinde %15'ini verecek kadar da bir kadına değer versem, yardım etmek için, o için, bu için, hani o sizinle Allah arasında. Evet. Şimdi ben de hani evlisiniz diye bir şey söylemek istemiyorum ama. Evet. Bir de hayatında gerçekleri var. Şimdi bu kadın o zaman telefon faturasına yatırıyorsan benimle konuşsun diye yatırıyorsun. Çünkü yani çok açık konuşalım burada. Ben dolanmaçlı sevmiyorum. Bir erkek bir kadının cep telefonu faturasına yatırıyorsa bu şu demektir yani. Ben seninle konuşmaya devam etmek istiyorum. Yoksa kapanacak. Al ben yatırayım ki tekrar biz görüşelim demektir. Ya siz de haklısınız böyle düşünmekte ama. Yani benim hayır, ama böyle düşünmekte değil ama bu böyledir yani. Benden yani sadece bunun param olmadığı için, harçlığım olmadığı için, telefon faturamı yatıramadığım için diye ben yatırdım. Benimle konuştun diye değil. Şimdi gitsin de başka adamlarla konuşsun diye bir adam tutup da kadının herhalde telefon faturasını yatırmaz yani. Tabii muhakkak. Yani bilmiyorum, Rami Bey'in daha sahasına giriyor ama biz de Rami Bey'den öğrendiklerimizi burada aktarmaya çalışıyoruz. Biz de çok şey öğrendik. Şimdi yani böyle bir şey oluyor. Peki Hikmet Bey, başkalarıyla siz görüşüyor mu, konuşmuyor mu? Sizin de bir araştırmanız gerekiyor dilerim o zaman. Evli olduğunuz için ben bir takım konuşmaları yapmak istemiyorum. Yuvanızda bir tatsızlığa sebebiyet vermeyelim. Allah diye razı olsun. Eşimin de haberi var. Ama bana sorarsanız ben sizin için konuşmuyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Bana tanıdığım veya tanımadığım, uzaktan tanıdığım bir hanımefendi arasa dese ki, Rahim Bey benim bu ay telefonumu maalesef yatıramadım, kapalı. Bana yardım edebilir misiniz dese, birinci defa belki bir insani düşüncelerle yardım edebilirim. Evet. Verin numaranızı, çıkarayım hesabınıza diyebilirim. İnsani bir düşünceyle. Ama bu yardımlar devam ettiği takdirde işin içerisinde bir takım başka duygular başlar. Beklentiler başlar. Özür dilerim. Tabii. Genel olarak söylüyorum. Bakın sizin durumunuzu mevzu etmiyorum. Anladım. Sizi müşkül vaziyette bırakmamak için. Alır ama ben yani gerek mesleki olarak gerek Müge Anlı'nın bana vermiş olduğu özel bir takım kabiliyet etkileriyle diyor. Yüksek vicdan. Sen kendini öyle anlatıyorsun. Biz ne yapalım yani bütün ülkeyi anlatan sensin yani. Çok kaldırım çiğnedik diye biz ne yapalım? Yani netice olarak bizden fazla yardım başladığı zaman o yardımın altında siz o yardım ettiğinize karşı normalin dışında bir şey düşünmeseniz dahi o yardımı alan size karşı normal yardımın dışında bir hisle, bir bakışla bakmaya başlar. Bu insanlığın gidişatı bu. Yani insan yapısı bunu gerektiriyor. Anlıyorum. Ama sizde bu oldu olmadı o konuya bir şey diyemiyorum. O konuyu da Müge Anlı'nın bu izahatından sonraki takdirine bırakıyorum. İki tane telefon faturası yatırdım. Birkaç sefer de para gönderdim. Onun dışında da başka bir şey yok. Hikmet Bey, kaç sefer para gönderdiniz? Kaç sefer para gönderdiniz? Ya 3'te 4'tür. Dekontlardan bulunur. Yani tam kaç sefer Emre Bey? Sizde ben var bir tanesini buldum. Sen nereden o dekontları buldun? Halamın odasından buldum. Halanın odasından buldum. Efendim dün de Feride yengesi Feride Hanım'ın evine girdi. 4 tane sim kartı var. 2 tane telefonu var. 1 tane laptopu var ve Kırıkkale Emniyetine götürdü, teslim etti. Evet. İçindekilerin bakılması için. Şimdi açıkçası bu hanımefendi çalışıyor mu? Yok. Çalışmıyor. Hiç hayatı boyunca çalıştı mı? Çalışmadı. Hiç çalışmadı. Şimdi 4 tane sim kart, 2 telefon, laptop yaşta ortaya konulursa, hani 20 yaşında olur da tabii ki hani laptopum olsun, sim kartım olsun falan. Evet. Şimdi bunların nedeni ne? O hiç birincisi bu. İşte. İkincisi, eğer Emre size demiş ya işte şununla da görüşüyormuş, bununla da görüşüyormuş falan. Şimdi birinin de ben cep telefonu faturasını ödüyorsam, eğer o da benden başkalarıyla da görüşüyorsa benim ödediğim cep telefonu faturasıyla ben bunun problemini yaratırım. Yaratırım yani. Bu da benim hakkımdır. Aa iyi yani. Ben sen benden isteyeceksin. Ben senin cep telefonu faturanı ödeyeceğim ya da internet faturanı ödeyeceğim. Sen gideceksin onunla başkalarıyla yazışacaksın. Sizde öyle bir durum oldu mu? Aslında akla i̇şte gelen soru bu. Zaten yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben böyle başkalarıyla görüştüğünü, şunu bunu bilsem. Kesinlikle ve konuşmamda aramıp sormam da. Ben o gün Emre Bey'in dediğini söylüyorum başkalarıyla size. Başkalarıyla görüşse arayıp sormazsınız. Hayır, niye sorayım? Ben yani mantıken de öyle. Benim
Müge Hanım açık ve net söylüyorum. O zaman yani bu yardımdan öte bir şey. Hayır. Yani özel bir ilişkiye girer o hayır, zaman. Kesinlikle. Ben birine telefon için yardımcı oluyorsam, faturasını ödüyorsam onun kimle görüştüğüyle ilgilenmem. Yardım için yapıyorsam. Ha yok, aramda özel bir ilişki olduğu için benimle konuşsun diye o telefon faturasını ödüyorsam, o zaman da başkalarıyla görüşüyorsa sorun çıkarırım. Ama benim aklıma bambaşka bir şey geldi. Bu küçük küçük de olsa sizin gelirinizde, çünkü paraların küçüklüğü büyüklüğü her zaman tartışılır. Eşinizi haberi yoktu tabii ki bu görüşmelerden, evet. Mutlaka ki. Oldu mu acaba? Oldu. Yok. Şimdi olmuştur. Şimdi o haberi var sende. Ama karşı taraf bunu yollamazsan bu paraları eşine söylerim diye de sizi tehdit etmiş olabilir mi? Yok, şimdi kendi yok Allah'ı var. Ben Feride Hanım'dan konuştuğumuz süre zarfında hiçbir zaman için yani tehdit vari, şu vari bir şey görmedim. Yalnız önce de ben izah ettim durumu. Benim evliyim, iki tane çocuğum var, küçük yaşları. Ben arkadaşça konuşuyorum, izah ettim bunu. Bu konuşmayı keselim, bir gün yakalanırsa benim yuvam dağılır. Yemini billah ettiği ben dedim kimsem yok, ben yalnız bir insanım. Senin yüreğin güzel, sen bir iyi arkadaşsın, benim derdimi dinliyorsun. Ailenin akşamları, işlerinde, şuyla burada kesinlikle söz veriyorum, yemin ediyorum aramayacağım dedi. Bak kendi yok, Allah'ı var. Ben o zaman arkadaşlığın dışında bir boyut vardı ki akşamları aramayacağım dedi. Şimdi benim arkadaşım beni niye akşam aramasın ki akşam, işimin yanında? Ben şöyle izah edeyim. Rahatlıkla arayabilir. Ben evli ve iki çocuğum olduğunu söylediğim zaman ben rahatsız olduğumu bu konudan, hani yanlış anlaşılır, şu anlaşılır dediğim zaman ben dedi kesinlikle ve kesinlikle sana, ailene, sana rahatsızlık verecek telefon etmem. Gündüz fırsatımız olursa akşam iş çıkışında arar konuşuruz dedi. Sadece olay bu. Bir de şunu söyleyeyim beyefendi. Hayır, ne oluyor konuşulunca? Ben de onu anlamıyorum. Efendim, ne oluyor konuşulunca? İyilik meleği arkadaş. Ya ben bir şey... Hayır yani bu şimdi lisede konuşur insanlar birbirleriyle. Yani lisedeyken ararsın, ne yapıyorsun, ne diyorsun. Lisedekiler bütün gün konuşuyorlar. Evet. Yani şimdi artık şimdi biz yetişkin insanlar telefonla biz niye konuşuyoruz? Ya şöyle söyleyeyim Müge Hanım. Aradığı zaman çoğunlukla rahatsız olduğunu söylüyor. Migrenim var, başım ağrıyor. E de hiç dinlenmezse ben hiç sevmem öyle hastalık konuşmasını mesela. Bu size ne? Konuştuğumuzda herkes iş hasta. Çıkışından eve gittiğim süre kadar 15-20 dakika işte sürelerde. Yani bu konuştuğumuzda bu. Yani yanlış anlamayın da 55 yaşında bir hanım ve bende 45 yaşında iki tane çocuğum var. Ben bugüne kadar araştırın, sorun, soruşturun. Böyle işlerde hiç işim gücüm de olmadı. Yani şu anda haklısınız. Her şeyi düşünmekte de haklısınız. Size de hak veriyorum. Ama bir araştırırsanız beni, bir soruşturursanız böyle işlerde... Şu ana kadar, nokta kadar hiçbir işim olmadı. Şu ana kadar yoktu da şimdi niye başladı? İşte başladığını yani da anlattım. Şimdi doğum bak... gününde gül ve pasta almışsın. Bak şimdi arıyorlarmış Feride Hanım'ın arkadaşları. Doğum gününde aldım ama bu doğum günü önceden de... Habire çıkıyor. Ya çıkar, ben inkar etmiyorum. Ablacığım ben yalan söyleyen bir insan değilim. Şimdi açıkçası yani ya. Feride Hanım'a doğum günü pastası aldı diye arayanlar Feride Hanım'ın nerede olduğuna dair de bizi ararlar. Şimdi bu program da öyle bir program. Evet. Ha ben ilk günden demiyorum, ikinci gün de söylemiyorum. Ben üç gün bir insanın evet. fotoğrafını gösterip de ulaşamadığım zaman daha bir ilk günde bitiyor da bende. Ama bir üç gün zaman tanıyorum yani. Yok bu kadın ortada. Ya vallahi ben de yatıyorum, kalkıyorum, dua ediyorum. Hem ailesi hem kendim için. Yani temize çıkmak için bunlar bizim da... Için hayır, bize ya. Şunu da söyleyebilirsiniz. Bakın ben o gün benimle görüşmek istedi, görüşmedim, evde bir problem yaşadım ya da gittim, başka biriyle öğrendim, kızdım, çekmiş gitmiş olabilir. Biz onu öyle de ararız. Şimdi ben bu kadını ölü mü arayayım, diri mi arayayım? Onun derdindeyim yani. Bizim sadece son konuşmamız buydu ifade ettiğim gibi. Ben dedim ya rahatsızım, gelemiyorum. Tamam dedi. Ya beyefendi, efendim? Hikmet Bey, yani şimdi bu bel fıtığından bir adam Kırıkkale'den kadın gelecekse gelme demez ya. Ben gelmedim. Yani yapma bakın, işini ben, artık hani. Benle görüşmeye gelecek değil. Ankara'da işlerim var tamam, dedi. Tamam işim var mı? Senin de belinin fıtığı ağrıyorsa gidersin, ben yatıyorum, oturursun bir yerde o yani. O günlerde yürüyemiyordum Müge Hanım. İşlerinde yürüyemiyordum bile. İğne vurunuyordum o günlerde. E tamam, iğneni vurdun, kas gevşeticini rahatladın. Sınavı hayır yok, yastım ya. Sürekli. Ben sadece bana dediği bu. Ben rahatsızım, gelemem dedim. Tamam dedi, kapattı. Bekledim sonra ararsa diye, aramadı. Ben aradım, ulaşılamıyor. Ondan sonra da ulaşılamıyor. E bir daha niye aradın sen o zaman daha onu? Hayır, geldi mi gelmedi mi, niye, yani nereye gelecekti anlamında aradım. Aramadım demiyorum. Merhaba. Derya Hanım, Feride Hanım'ın arkadaşı. Derya Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle şunu sorayım, siz Feride Hanım'ın başına ne geldiğini düşünüyorsunuz? Yani ben bir bilgim yok ama aniden kaybolduğu için...
Bu arada sesim bana çok yankı yapıyor. Televizyon açık değil ama. Biz sizi çok güzel duyuyoruz. Şöyle anlat. Feride abla. Evet. Feride abla, şimdi akrabalarını ben tanıyorum. Muzaffer amca ve Hatice teyze var onların akrabaları. Evet. Onların komşusuyum ben. Onlar da beni tanırlar. Derya ben. Evet. Önceden bir samimiyetimiz vardı Feride ablayla. Şimdi zamanı hatırlamıyorum ama galiba ilkbahardı. Bunu netleştirebiliriz sonra. Feride abla bize geldi. Evet. Elinde çiçek ve yaş pasta. Sevgilim aldı dedi. Gölbaşı'na gitmişler herhalde ya da Eymir Gölü'ydü. Hatırlamıyorum. Resimlerini gösterdi ama resimden bu beyefendiyi ben çıkartamadım. Şey dedi. Evet. 45 yaşında dedi. Evet. İnşaat malzemeleri satıyormuş. Gülveren'deymiş. Ankara Gülveren'deymiş dedi. Evet. Ondan çıkarttım bu beyefendi olduğunu. Sürekli sevgilim şöyle gayet mutluydu. Bu akrabalarına Hatice teyzeye gittiler. Gece saat 12 gibi falan bir telaşla beni aradı. Geliyorum sana, sen de kalacağım dedi. Geldi bu beyefendi, telefonunu kapatmış. Çok iyiydik. Niye kapattı? Bir başkası, internetten bir başkası onun hakkında bu beyefendiye kötü şeyler söylediğini tahmin ediyor. Burada sinir krizi geçirir gibi bayağı fenalaştı bizde. Kötü oldu. Bu ne zamandı? Bu ne zamandı? Şimdi emin olun hatırlamıyorum ama bunu ne zaman geldiğini Hatice teyzeye sorabiliriz. Hayır yani kaç ay evvel? Aşağı yukarı. 5-6 ayı rahat oldu. Yani telefonu kapattı çünkü internetten benim hakkımda ona kötü şeyler yazmış birisi diyerek. İnternetten öyle kapattı. Tahmin etti kendince. Evet. Bu beyefendi telefonu kapattığı için ya da cevap vermiyor. Onu tam hatırlamıyorum. Anladım. Kendi kendine burada bu o kadar iyiydik dedi, ne oldu dedi falan filan dedi. Ben araba kullanıyorum. Bana dedi ki senin arabanla dedi yarın gidelim Gülveren'deki inşaat malzemesi satan yerlere bakalım. Bu beyefendiyi bulalım dedi. Hı. Ben kesinlikle kabul etmedim. Çünkü çok onaylamadığım şeylerdi. Ben kendisine de açıkçası biraz tepki gösterdim. Neden böyle şeyler yapıyorsun? İki tane çocuğu varmış. Başın bak belaya girer. Başka şeyler de anlattı bana açıkçası. Ondan sonra ben açıkçası biraz tepki gösterdim. Feride ablanın telefonlarını engelledim. O gün bugündür görüşmüyorum onunla. Peki Hikmet Bey hiç geldi mi Kırıkkale'ye? Yani onu hatırlamıyorum şu an anlattığını. Bilmiyorsunuz yani. Belki de anlattı o gün de. Yani tabii o gün anlatırken böyle şeyler yaşanacağını bilmiyoruz da hiç hafızada tutma gereği duymadım. Çok kızmıştım açıkçası Feride peki, Hanım'a. Peki Feride Hanım'ın sosyal medyada görüştüğü başka kimseler de var mıydı? Ondan o konuda bilgi veriyor muydu? Vardı. Yani isim olarak bilmiyorum ama birisinin onun hakkında mesela Instagram'da zannedersem bir grup gibi bir yer var. Evet. Orada bir erkek diğerlerine bunları kötülüyormuş. Bir sürü şey anlattı orayla ilgili. Oldu mu böyle bir şey? Yani çok insanlarla iletişim halindeydi. Hayır peki yani sevgilim dediği başka kimse var mıydı? Sevgilim dediği bana sadece bu anlattığım olay oldu. Oldu mu peki? Yani ben açıkçası biraz kızıp tepki gösterim de çok detaya girmedi, anlatmadı ondan sonra. Ben Kırıkkale o AVM'de kafedeki bir şey içtiğimizde ben ona pasta aldım. Orada bir de hazır gül aldım. Doğru. 6 ay oldu. Ama sevgili olarak kesinlikle kabul etmiyorum. Eşine kaç kere aldın? Efendim? Eşine kaç kere aldın? Neyse eşini karıştırmayalım da. Eşime her zaman alırım. Ya senin gibi erkekleri gördüğümden ben kendim utanıyorum artık. Gerçekten. Utanacak ben ne yaptım şimdi? Gerçekten yani. Utanıyorum ya. Biz genciz ya genç bak. Ben daha 29 yaşındayım. Daha aklımın ucundan bir kere geçmedi ya. Bir kere. Ben şimdi bir kere ne yaptım yani ya. Ona iki para gönderdim bizde diye. Bizde de var telefon. Biz de kullanıyoruz telefon. Ya tamam kardeş de ben ne yaptım da şimdi benim burada yargılıyorsun. Daha ne yapacaksın? Ne yapacaksın ya? Daha ne yapacaksın ki? Bir iki para yardımı yaptım diye akrabanıza. Ya o zaman bana da yapsana ya. Benim evim yok. Bana bir ev alsana ya. O kadar zengin değilim. Kusura bakma kardeş ya. Şimdi sen bu tepkini anlamıyorum ben yani. Ya benim ne kadar halam kötü olsa.
Halanız ama halanızın da bakın çıkıyor sevgilileri bilmem ne. Biraz da onu yargılayın lütfen. Bir şey çıksın. Ben de istiyorum. Ben de kurtulmak istiyorum. Ama en son sende bitiyor. Ha, en son benle konuştu. En son sende bittiği kabul için ediyorum. Öyle. Burası neresi? Biliyor musunuz burası neresi? Bilmiyorum. Olur. Hiç bilmiyorum. 8 Aralık'taki paylaşımı. Hiç sormadınız mı? Hiç bilmiyorum. Sormadım. Bu araba da bana ait değil zaten. Hiç bilmiyorum. Merak etmediniz mi mesela hangi kimin arabasıyla gitmiş oraya falan? Bu arabanın kimin olduğunu bilmiyorum ama bana şöyle bahsetmişti. Arabam bilmiyorum dedi biraz önce de. Ya şunu söyleyeceğim. Bu paylaşımla ilgili, yani bununla ilgili söylemiyorum. Yeğeni bunun arabasıyla kaza yapmış. Hı? Feride Hanım'ın arabası varmış. Yeğenim benim arabamla kaza yaptı demişti bana. Hayatını kaybetti dedi. Yani sizi evet, birbirine tanıştırdığınız şey. Evet. Ülker Hanım, Feride Hanım'ın evet. yengesi evet. telefonu attığımızda. Ülker Hanım ama... günaydın. Sizin diğer halanız mı? Annem. Anneniz. Ülker Hanım günaydın. Buyurun efendim. Günaydın. Bu Hikmet Bey'le görüşme yaptığımda sabah 8'de bir görüştüm dedi. 9'da bir görüştüm, 9'u geçe dedi. Tamam geliyorum Feride dedi bana. Bana anlattıkları bu. Sonra saat 12'de Kırıkkale'deydim. 3'e kadar bekledim, gelmedi dedi. Asla. Asla. Ben telefon ettikten sonra telefon edecek diye evde bekledim dedim. Yanlış anlaşılma var burada. Ben o halde ne Kırıkkale'ye gidecek durumdaydım. Ama niye ev telefonundan aramıyor ki? Cep telefonundan arıyorsun. Evde bekleyecek bir durumunuz yok ki. Yok, benim evimde telefon yok zaten. Ben evdeydim tamam. O an, onu demek istiyorum. Hayır hayır, yani evde bekleyeceğim demem yanlış anlaşılmış diyorsunuz da neden yok, evde... Yok yok, şunu söylüyorum. Ben o hanımefendiye Kırıkkale'ye gittim bekledim demedim. Ben o görüşmemizde hanımefendiyle beni aradı böyle böyle dedim. Ben sonra ondan telefon bekledim dedim. Hı. Evdeydim o anda, onu izah etmeye çalışıyorum. Ben gitmedim Kırıkkale'ye diyor. Ülker Hanım, siz ve oğlunuz yanlış mı anladınız acaba? Hayır, telefonum araçta düştü dedi. Ne dedi? Telefonum araçta düştü, bozuldu dedi. Sonra tekrar düzelttikten sonra aradım, Feride'ye ulaşamadım dedi. Hayır, üçe tamam. kadar da gideceğimiz yerde bekledim dedi. Evet. Vallahi Müge Hanım, o hareket bana da böyle telefonu. Bak araba bozuldu araba falan demişsin. Ülker Hanım bunu kapına açacak hali yok. Hayır. Telefonum bozuldu dedi. Konuşamadım dedin. Şöyle söyleyeyim. Yani ertesi günü tekrar aradım. Karakoldan geldikten sonra evet. nerede buluşacaksınız diye sordum birkaç kere. Cevap vermedin. Hayır, biz sizle konuştuk. Biz bir yerde buluşmayacaktık. Bana geleceğini söyledi ve ben gelemeyeceğimi söyledim hanımefendi. Tamam, telefonunuz nerede arabada düştü? Arabada düşmedi ki telefonum. Ben evdeyim. Arabada değildim ki hanımefendi. Hayır. Araca bindim ben dediniz. Telefonu düşürdüm. Telefonum o arada bozuldu. Zaten telefonum bozuktu dediniz. Hayır hanımefendi, benim telefonum hiç bozulmadı. Bozuk değil. O pazar günü de ben evden bir yere çıkmadım. De. Annem de evde yanımdaydı konuştuğumuzda. Doğrudur. Yani bunların hepsini duydun. Annem de duydu. Duymuştur ama bakın yanlış anlaşılma var. O gün eğer tabii araştırırsın. Benim o gün Kırıkkale'ye gittiğim de belli olur. Kameralardan, kayıtlardan, şuradan buradan. Hangi telefon bozuldu? Yani bunu şimdi Ülker Hanım kafadan uyduracak hali yok ya. Yani hangi telefonunuz düştü arabada bozuldu? Benim bir tane telefonum var zaten. Başka tamam. telefonum yok. Nereye düştü o bozuldu? Bir şey anlatmışsınız herhalde. Siz onu düzeltin bir hatırlayın diye söylüyorum. Hayır, o gün pazar günü içinden bahsediyor aradıklarında beni. Ben evdeydim. Telefonum düşmedi. Hiçbir yere düşmedi. Buluşacağınız gün mü düştü? Hayır, buluşmadık ki. Sizi evdeyken hiç aramıyordu peki? O gün siz evdeyken arayıp rahatsız etmiş oldu o halde. Evet, şöyle oldu. Aramazdı beni evdeyken. Günlerden pazar olduğu için evdeyim ben. Evet, üstelik aradı. Pazar günü. Evet. Eşiniz evde, çocuklarınız evde. Evet, eşim ve çocuklarım evde. Ben sessizde kullanıyorum. Sessizde olduğu için balkona çıktım. Sessizce konuştum. Böyle böyle dedim, girdim içeriye. Evdeydim, doğru. Aramıyordu ya hani, anlaşmıştınız ya. Aramıyordu ama pazar günü aradı işte o gün. Ben dedi Ankara'da işlerim var, geleceğim dedi. Bir 10 dakika görüşebilir miyiz, bir kahve içebilir miyiz? Ben dedim rahatsızım, yatıyorum, gelemem dedim. Hepsi bu Müge Hanım. Niye sessizde telefonu kullanıyorsunuz? Ben iş yerinde de tezgahta olduğum için sürekli sessiz abicim. Yani bu özel bir sebebi yok. Hep sessiz kullanırım. Evde bir adam telefonunu sessize alıyorsa zaten ben buradan söyleyeyim. Beyefendiler bana kızmasınlar, gülüyorlardır herhalde diye düşünüyorum. Vallahi Müge Hanım, iş yerinde de öyle sessizde kullanıyoruz. Evde de öyle, sürekli alışkanlık. Vallahi ben tabii, en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Yani
Bir insan biriyle eğer görüşüyorsa, telefon konuşması yapıyorsa, onun ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorsa, peki bu hanımefendi kaybolduğu zaman siz ne yaptınız? Şimdi siz o gün pazar günü hiçbir şey olmadı, tamam. Aradınız bir, Ankara'ya geldin mi gelmedin mi diye ulaşamadınız. Evet. Sonra ne yaptınız mesela? Ertesi günü aramaya devam ettiniz mi? Ben bir iki sefer aradım ama ulaşamadım. Benim yani onun tanıdığı hiç kimseyi tanımıyorum ki. Benim onun adına ulaşabileceğim kim... O zaman sosyal medyadan yazmışsınızdır. Bir saniye Hülya abla. Nasıl, niye yazmadınız? Telefonla ulaşamıyorsunuz. Hı. Zaten sizin ilişkiniz de sosyal medya üzerinden başladığına evet. göre sosyal medyadan bir mesaj yazdınız mı? Neredesin? Yazmadım. O gün Emre Bey'le salı gün konuştuktan sonra böyle Konya'dan, Monya'dan beş, iki telefondan bahsedince Emre Bey'e de o gün söyledim hatırlarsa. Ben şu andan itibaren dedim Feride Hanım'ı telefondan siliyorum. Sayfamı her şeyimi siliyorum dedim. Sildim attım o gün. O sayfanızı konu, da kapattınız. Yani sildim evet kapattım. Hangi sayfanızı kapattınız? Instagram sayfasını. Niye kapatıyorsunuz ki? Ya böyle bir şey başıma gelmedi. Beş tane daha telefon kişiyle görüşüyor. Konya'da biriyle ama böyle bir zaman için korktum. Ama sizin zaten özel biri değil ki. Ifade etmiyormuş sevgiliniz ki. Değil ki. Size ha, sevgilim ne? Değil. Evet tamam. Ama isterse 10 kişiyle o, sevgili Emre oldu. Emre Bey hatırlarsa benim duygusal de iki çocuğum var. Yoksa. İki tane oğlum mu, çocuklarım mı, torunlarım mı var? Ben onları biliyorum dedi. Var dedim çocuklarım dedim. Ben de dedi erkeğim böyle böyle dedi. Ben kendisine de dedim şu andan itibaren siliyorum dedim. Utandım kendimden utandım. Böyle 5 tane kişiyi daha duyunca ben nasıl burada böyle biriyle sen konuşuyorum dedim. Sen nereden duydun bu 5 kişiyi falan? Sen söyledin kardeş. Evde 2 tane telefonu olduğunu, 5 kişinin daha numarası olduğunu ve Konya'da birinin hamile kaldığını, Emre olduğunu bilmiyordum bugün açık söyleyeyim. O assubay şey uzman ben çavuş. Ben sana kendimi tanıttım zaten. Nasıl yeğeniyim dedin. Emre nasıl? Yeğeni olduğunu söyledin o gün. Emre dedim ben sana. Doğrudur ama şöyle hayır, söyleyeyim. Hayır sevgilisi olduğunu öğrenince niye yani kendi bütün hesabını kapattığını ben anlamadım. Hayır sevgilisi değil. Yani onu diyelim ki çıkarttın hesaptan. Niye bütün hesaplarını falan kapattın? Vallahi şimdi. O hesaplar açılınca bir şey mi görüleceğinden? Yok hiçbir şey görüleceğinden değil. Ben kendimden utandım. Ya sosyal medyaya yemin ettim o an. O kızı birdenbire Emre telefon sen Emre, sosyal medyaya yemin et. Emre bana iki tane çocuğum benim senin de var. Senin vardır gene sosyal medyada başka bir isimle. Ateş olmaz kaplan yok, olur. Kaplan inan, olur. Yani görüyorum ben öyle yok, şeyler yok, yani. Ateş yok, olmuyor maalesef. Yangın oluyor. Neyse uyduramadım ona bir şey de yani bir yok, şeyler oluyor. Yok araştırabilirsiniz ha. Allah'a şükür. Sen hiç halamın arkadaşlarından bir tanesini bile tanımıyor musun? Bir tanesi şöyle söyleyeyim. Bu İsim ver. Semra isimli bir bayan. Tamam. Bu Abidinpaşa'da oturuyormuş. Tamam. Daha sonra dedi ki bana Lala Han'da mı ne biriyle evlendi dedi. O bildiğim bir tek o var. Hatta o uzman çavuş olan arkadaş sordu bana kimseyi tanımıyorsun. Dedim bu arkadaşı tanıyorum. Hatta bir hafta sonra Semra Hanım bana mesaj çekti. Hayır ya, sen merak etmedin mi? Şimdi bak şurası biz anlamadık herhalde kusura bakma bizim anlayışsızlığımız. Sabah seni arıyor ve Ankara'ya geleceğim diyor. Evet. Salı günü. Evet. Çok pazar günü. Ankara'ya geleceğim diyor. Sen diyorsun ki benim belim ağrıyor gelme. Ben bir kere ben gelirim. Buna inanmam. Da. Onu bir kenara koyalım. Belim ağrıyor gelme dedin. Tamam oraya da inandık. Böyle oldu. Peki sonra sen niye bir daha arıyorsun? Şimdi zaten artık geleceğim. Belim de ağrıyor gelme. Geldi mi? Hanım da evde, çocuklar da evde. Pazar günü zaten şey yani. Aradan bir saat geçtikten sonra sigara açmıyor. Balkona çıktım. Ha. Orada aradım. Geldi mi gelmedi mi diye bir kere aradım. Ama ondan sonra zaten ulaşılamıyor. Aramadım. Daha sonra İkinci aradığında konuştun mu ikinci aradığında da? Yok yok. Bir kere konuştun. Bir kere konuştum. Sonra bir daha aradığında ulaşamadım bir saat. Evet, yani sizinle telefonda konuştuktan bir saat sonra bu kadın kayboldu. Kaybolduğunu bilmiyor işte. Ben o an ulaşamadım. Kaybolduğunu salı günü... Kaybolduğunu biliyoruz ya artık. Salı günü Emre Bey'den öğrendim işte. Yani veya Emre Bey'den önce arayan bir beyefendi var. O dedi. Tamam. Yani en son sizinle görüştü. Sizinle görüştükten sonra bir saat sonra boynu belini tutma. Benim de bel fıtığım var. Öyle olmuyor o işler. Boş ver. Ben anladım senin fıtığın ya oldu. Yani hiç gerek yok yani. Yatsana arkana oturursun. Ben fıtık konusunda master yaptım. Neyse. Bir şey olmaz öyle yani. Ağır olmaya yok, gerek yok. Anladık fıtığın varmış. Örnek olarak beni göstermesin. Yok. Yani aradı. Ben gelemeyeceğim dedin. Bir saat sonra aradın ulaşamadın. Evet. Sonra kaç kere aradın? Ne içinde? Daha şimdi Emre Memre aramamış. Salı olmamış. Sonra gün içinde kaç aramadım, kere aradın? Sonra aramadım. Niye ama? Ulaşamadın. Tamam akşam oldu. Aramadım. Sağlığa zararlı olan o sigaradan bir kere daha içmek için çıktığında çaldırmadın mı? Çaldırmadım. Niye? Aramadım işte. Ama çok anlamsız. Aramadım olmaz. Aranır. Eğer bir saat sonra geldin mi diye aradıysan ve o sırada ulaşamadıysan döndün mü diye de ararsın. Aramadım. İşte aramadın. Neden aramadın? Demek ki o konuşmada bir şey oldu. O konuşmada ya sen niye benim evden aradın pazar günü dedin. Yok öyle bir şey. Bak bir şey yaptın diye söylemiyorum Hikmet anlıyorum, Bey sen bu kadına.
Ama sen bu kadına bir şey söyledin de, yani bu kadının psikolojisi de bozuk, bir şey mi olduğunun peşindeyim, sen öldürdün ettin falan demiyorum, yanlış ya anlama. Yok estağfurullah. Ama bir konuşma olmuş olmalı ki orada. Sen de bir daha onu salı gününe kadar aramadın hem de, değil mi? Pazartesi aradın mı mesela? Aramadım. Salı oldu, Emre arayana kadar yine aramadı. Bayan arkadaşı, şimdi senin anlattığın gibi kalkıp da evden yaptığınız konuşmada benim ağrıyor, arama dedim diyorsun. Evet. O zaman konuşturuz. Bir müddet aradan zaman geçiyor, iniyorsun, bir telefonla arıyorsun. Telefona evet. Ulaşılamıyor. Evet. Şimdi tekrar aradığına göre ona ulaşıp bir konuşma yapmak ihtiyacını hissettim. Şöyle söyleyeyim beyefendi, daha önceki konuşmalarımızda da mesela ben aradığım zaman iki gün açmazdı. Bu iki gün veya bir buçuk gün, iki gün ulaşamadıklarım da oldu. Komşuya şimdi çıkıyor. O anda aradığında, ikinci aradığında ulaşmadıysan artık hiç aramamazlıkta ısrar edemezsin. Ben yani olayların akışına, eşyanın tabiatına göre uygun bir düşünceyle konuşuyorum. Anlıyorum. O gün aramazsan sabah kalktığında evden ilk çıkıp telefon etme pozisyonuna kavuştuğun zaman hemen bir ararsın. Niye? Yani bir şey mi oldu? Sen yaptığın evdeki konuşmayla acaba kalbini kırdım da telefonu mu açmıyor bana? Yani bir sağlık problemi yok. Sana kızdı, telefonu kapattı diye düşünebilirsin. 15 dakika, bir saat sonra aradığında telefon kapalı. O gece aramasan ertesi gün ararsın. Gönlünü almak için. Yani senin o konuşmana kızarak mı telefonu kapattı? Özellikle mi sana cevap vermiyor? Yoksa başına bir iş mi geldi? Yani her halükarda her türlü düşünceyle ya yine ararsın, tekrar Emre arayana kadar ihtiyacını hisseder. Yani Emre aramasaydı kaç gün daha aramayacaktınız? Ya şöyle söyleyeyim, ben pazartesi gün salı gün hastaneye özür dilerim. Pazartesi gün iş yerine gittim, ağrıdan kıvranıyordum. Zaten bir fırsatım da olmadı aramaya. Salı günü de hastaneye gittim. Ondan sonra eve geldim. İyi de zaten pazar günü de kıvranırken balkona çıktığında aradım dedim ya. Balkona ya Hikmet çıktım. Bey, ben bunu sadece size söylemiyorum ama ben de şunu anlamıyorum. Bir insan eğer hastaysa hastadır yani. Hem hasta olup hem Kırıkkale'deki kadınla konuş, hem telefon faturalarını yemeye, ondan sonra belim ağrıyordu. Belin ağrıyorsa otursaydın o zaman dizini kırıp karının yanında ya. Yani bir cümle ilave edeyim değil mi konuşmaya? Ya zaten söylemeyeyim. Eğer söylediğim şekilde ikinci gün veya üçüncü gün tekrar aramadıysan o telefonun artık cevap vermeyeceğini biliyorsun da aramıyorsun. İnsanın aklına o gelir. Evet yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıl birden cezaevine gönderildi.